Ersal, neredesin sen? Merhaba Eylül Hanım. Edda'dayım. Edda'da mısın? Çok geç kaldık. Eylül Hanım. En iyisi sen gelme. Ben taksiyle giderim. Eylül Hanım, Nazı Fırat Bey alacakmış. Alo? Ne haber Eylül? İyiyim canım. Bak ne diyeceğim. Ben seni alırım istediğin yerden. Bir yemek yeriz. Bir de sana evimi göstereceğim. Nerede biliyor musun? Saat kaç? Bu saatte gelinir mi? Efendim? Bütün çocuklar gitmiş, sen daha yeni geliyorsun. Naz nerede? İçeride. Nerede içeride? İçeride kimse yok. Bugün bir saat geç çıkacaklarını söylediler. Onun için ben de bu saatte geldim. Olsun, senin yine de zamanında gelmen lazımdı. Hiç belli olmaz. Ama biliyorum. En azından bir haber verseydin. Evi arayıp söyledim. Bana haber verebilirdin. Nerede olduğunu söyleyebilirdin. Siz benim nerede olduğumu öğrenmek istiyorsanız o başka. Hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Efendim? Tam arkandaki taksideyim ben. Gittiğin yere kadar geleceğim. Mutlaka konuşacağım. Nereye gidersen git konuşacağım. Durabilir miyiz? Teşekkür ederim. Beni dinlemek zorundasın. Sürekli açıklama yapmaktan bıktım. Konuşamıyorum bile. Konuşma o zaman. Bana söyleyecek bir şeyin olduğunu hiç sanmıyorum. Var. Her şeye karşısın. Biliyorum sebebini. Ama benim de sinirlerim olduğunu unutuyorsun. Yeter. Ne yeter? Erol'a taktın, anladım. Kimseye takmadım. Taktın. O benim bir arkadaşım bir defa. Evet, abuk subuk hareketleri var. Evlenme teklif edebilir Erol. Bunu da söyledim, cevabımı da söyledim. Git gez o zaman arkadaşınla. Bana hesap vermek zorunda değilsin. Hep aynı şey. Ne? Erol filan hepsi bahane aslında. Sen bana güvenmiyorsun. Ne ilgisi var? Tam da bu. Benim söylediklerime inanmıyorsun sen. Güvensizlik üzerine kurulu hiçbir şey olmaz. Bana güvenmeyip ona hakaret etmek istiyorsun. Ama beni kırdığını görmüyorsun bu arada. Ben niye hakaret edeyim ona? O kim? Şu anda bile aynı şeyi yapıyorsun. Ne yapıyorum? Ama ben en gergin günlerde aslanım için kötü bir söz söylemedim. Niye? Anladım çünkü onu. Anladım ve sana güvendim. Ama sen bana güvenmiyorsun. Aç ev bahane. Okula geç kaldım fırçaları bahane. Erol bahane. Ne fark edersen böyle bakınca. Yarın başka şeyler bulursun. Yeter! Psikolog gibi karşıma geçip hayat dersi vermeye kalkma bana! Ama ben böyle yaşayamam. Bir karar vermek zorundasın. Ben sadece burada çalışan biri miyim? Bana güveniyor musun, güvenmiyor musun? Bu kararı ya sen ver ya da ben vereceğim. Ama asla Aslı Hanım gibi aylarca beklemeyeceğim. Günaydın efendim. Tamam tamam, anladık, sana da günaydın. Kusura bakmayın. Yemeğini bitirince dışarı çık, arabanın yerini düzelt. Park edecek doğru dürüst yer bırakmamışsın. Ama şey... Derhal Fırat Bey. Sabahları da adam gibi kahvaltı yapın. Sonra öğleye kalmadan güçten düşüyorsunuz. Hiç merak etmeyin Fırat Bey. Bundan sonra tam kahvaltı. Geçmiş olsun. İkimize de. Nerede kaldı bu kız? Gelir gelir. Ver bakayım benim kahvemi. Gelir diyorsun ama kahvesi soğuyacak.
Dur ben şuna bir bakayım. Turna uğraşma. Uğraşma diyorsun abla ama gene bir durumlar var. Farkındasın değil mi? Karışmasan olmuyor değil mi? Demin gördün mü bahçede? Böyle gözlerini yere dikmiş. Yahu sana ne? Bence bu sefer derin bir durum var abla. Tahminim Fırat Bey'le. Turna çeneni kapatmazsan ben kapatacağım ona göre. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar zaten. Doğru söyleyeni kovarlar. Senin gibi boş boğazları kovmazlar merak etme. İyi tamam sustum. Bir daha bir laf edersen. Ay nerede o günler? Ben evden ayrılıyorum Merve. Daha fazla yapamayacağım. Ne diyorsun ya? Nereden çıktı şimdi bu? Olmuyor. Burada kalırsam her şey daha kötü olacak. Senin sesin çok kararlı geliyor. Evet kararlıyım. Çok kötü bir şey oldu. Ağzıma geleni söyledim. Dayanamadım. Kime söyledin? Şeye mi yani? Fırat'a. İnanmıyorum. O derece yani. Evet. Neyse bir konuşalım istersen. Hadi ortak oyna. Fırat. Yangın çıkmış diyorum. Acilen çıkmamız lazım. Ne diyorsun sen ya? Ne oluyor abi? Neyin var senin? Yok bir şey. Neyse hadi oyna. Belli. İşin yok. Hayırlı olsun. Hepimize Kemal Bey. Hayırlı sağ olsun. Olun yardımlarınız için. Sana da hayırlı olsun kardeşim. Hayır mı değil mi göreceğiz daha. Ya ne paranoyak adamsın oğlum sen. Bak ne güzel gül gibi limited şirketin oldu. Hala diyorsun çık 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 bilmem ne. Kurdurdu şirketi. Başın göğe erdi sonunda değil mi? Daha değil. Ama az kaldı. Merak etme. Buyurun. Et. Yakında erişim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Güle güle. Olmuyor. Ne kadar çabalarsam çabalayayım. Tam bir tarafını toparladım diyorum. Sorun Erol filan da değil. Ondan çok daha önemli bir şey. Bir huzursuzluk var. Sen daha iyi bilirsin tabii ama çok gerginsin Eylül. Yani çok sıcak daha her şey. Bekle biraz, soğusun. Ondan sonra bir daha düşün. Yok Merve, biliyorum ne olacağını. Bu ilk değil ki. Benim zavallı arkadaşım ya. Bilmiyorum Merve. Bu sefer geçmeyebilir. Aşamayabiliriz. Yani belki yanlış bir şey yapıyoruz. Yani iki zıt kutup gibi. İki ayrı karakter yapısı yani. İmkansız belki de bizim bir arada olmamız. Biz zorluyoruz sadece. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Sen konuşmayınca dergilere bakayım dedim. Artık kadın dergileri mi okuyorsun? Yok be abi. Hamilelerle ilgili bir yazı vardı da ona bakıyordum. Bak mesela. 12. haftada bulantı hadisesi falan kalmıyormuş. Yorgunluk falan da geçiyormuş. Projesteron hormonunun etkisiyle düz kaslarda oluşan genel gevşeme... Ne diyorsun oğlum sen? Ne hormonu? Ne bileyim abi. Ama önemli. Bizimki günde 10 kez tuvaletlere taşınıyor. Kusa kusa bir hal oldu. Neyse içinden oku. Okumuyorum ki abi. Konuşuyoruz. O zaman içinden konuş. Bunlar genel kültür abi. Niye şey ediyorsun ki? Neyse ben yazıya döneyim. Bu sefer kararlısın anladım. Bir şeyleri değiştirmem lazım Merve. Zor ama böyle olmak zorunda. İnsan çok çabuk alışıyor. Bilmem mi? İnsanın doğasında var. Güzel oluna kim alışmaz ki? İlk defa kendime ait bir odam oldu diye ne kadar sevinmiştim hatırlıyor musun? Sonra Naz. Bırakıp gitmek gerekince hiç olmazsa hiç alışmamak. Yapamazsın ki alışmadan. En azından daha fazla alışmadan.
Sağ ol Eylül. Gerçekten. Ne demek abi, ne zaman istersen. Bana bak, telefonum her zaman açık. Belli olmaz, birden aklına holding kurmak falan gelir. Futbol takımı, vakıf. Buradayım abiciğim. Çok incesin be devrim. Tamam, kurduk şirketi. Eyvallah da ne yapacağız onu anlatsana. Nasıl ne yapacaksın? Çalışacaksın oğlum işte. Boşuna kurmadık ya şirketi. Uğraşıp didineceğiz. Fırat'la uğraşıp didineceğiz zannettim. Temelde öyle bir amacımız var tabii. İyi de nasıl hocam? Sen küçükken hiç kuş tuzağı kurmadın mı? Tamam hocam, tamam. Anladım ben hadiseyi. Eylül çok kızardı bana. Kuşları ona verirdim serbest bıraksın diye. Fırat'ı yakalayıp Eylül'e serbest mi bıraktıracağız yani ortam? Onun gibi bir şey aslında. Fırat'ı köşeye sıkıştırmadan Eylül'e ulaşmak zor. Görüşürüz. Müdür baba bize hep ne der? Kimseye güvenmeyin demiyorum ama en çok kendinize güvenin diyorum. Fırat'la birlikte o evdeyken... Ben galiba bunu unuttum. Ama bu çok normal değil mi Eylül'cüğüm? Hayatım boyunca kaç tane adam vardı böyle güven duyabileceğin? Her şeyi bırak, insan buna alışır zaten. Hele bizim gibi büyüyenler. Ama sana güvenilmemesi çok kırıcı. Defalarca söyledim. Ta Kıbrıs'a gittim açıklama yapmak için. Benim çocukluk arkadaşım dedi. Öyledir. Yani kafasına göre konuşur. Takar dedim. İnandı sandım. Erol'a taktı bugün. Yarın başkasına takacak. Yanılıyor ama anlamıyor. Arkadaşlar, benimle birlikte yeni yılın planlamasını yapacak bir gönüllü arıyorum. Yani talihli de diyebiliriz. Ya da kurban da diyebiliriz değil mi Aslı'cığım? Bana hiç bakma, şu arkadaşı tavsiye ederim sana. Ben çıkıyorum. Hemen kaç, değil mi? İşin gücün yok, kadın dergileri okuyorsun. Biraz da çalışsan. Fırat? Ne bu gerginlik? Yok bir şey. Mehmet, bu kadın dergisi durumu nedir? Aman Aslı, keyfimizden okumuyoruz herhalde. Karımız doğum yapacak, onun için okuyoruz. Ha. Ya Lerzancığım, ne kadar teşekkür etsem azdır sana. Bana mı? Niye? Ne oldu ki? Sayende en sonunda arabayı değiştirebileceğiz. Ne diyorsun Murat, hiçbir şey anlamadım vallahi. Bizimki de iş buldum Lerzan. Hale'ye. Aa, iyi. Hayırlı olsun. Ne işiymiş? Senin işin. Sen çıkınca onu aldık işe. Bak şimdi. Artık bizimki hamile olunca sen gelirsin. Sağ ol canım. Almayayım ben. Benim artık çok daha önemli bir işim var biliyorsun. Hem kendi evimiz olacak artık. Hep bunu hayal etmedik mi? Evet tabii de. Ne o? Beraber kalacağımıza sevinmedin mi? Saçmalama. Sevinmez olur muyum? Ne bileyim, sen böyle üzgün olunca. Kolay olmayacak tabii. Neyse, ben biraz ev bakayım bari. Hı-hı. Tamam. Sen kabul ettin mi? Ha, Ersan. İyi de ablacığım bana değil, Edda'ya evlenme teklif etti. Yani ne yapacağımı bilmiyorum ki. Gelip yüzüme söylerse ben de bir cevap veririm herhalde. Abi bakıyorum hiç oralı değil. Belki duymamıştır. Olur mu duymadı abi ya? Fırat Bey bile duydu. Olmaz Ersal öyle. Adam gibi geç karşısına söyle. Yok abi. Cevap verdi. Benden bu kadar. Asıl benden bu kadar. Herhalde cevabı benden beklemiyorsun. Yok abi. Estağfurullah. Çektin mi arabayı? Evet efendim. Bir daha adam gibi park et. Peki efendim. Ne? Hadi amca ya, bir şey söyle bari.
Ne söyleyeyim kızım? Anlamam ki fotoğraftan. Beğendin mi beğenmedin mi onu söyleyebilirsin en azından. Onu soruyorsan beğendim. Peki hangilerini beğendin? Al işte bu. Ya lütfen amca ya. Dosyayı hazırlayıp göndermem lazım. İyi. Ben seçer gösteririm sana. Ama benim seçtiklerimin iyi olduğunu nereden bileceksin? O da doğru. Hangisini koyacağım peki ben ya? Babamdan habersiz yapıyorum ya kesin onun yüzünden. Hissetti, negatif enerjilerini postalıyor bu tarafa. Yapma ya. Son günlerde yüzü nasıl biliyor musun? Of. Hoş geldin Fırat Bey, buyurun. Yok sağ ol. Sen bilirsin, Alamut geldi tarzı. İyi tamam. Palamut'u bir atıyorum. Var mı gelecek? Yok, yalnızım. Peki salatayı önden getiriyorum. Seni geçici olarak kabul etmiştim. Yerine birini bulunca gider demiştim. Hay Allah. Keşke gitseydim. Yani bulsaydınız birini. Bana kalsa... Çoktan. Sen Naz'a dua et. Artık sende ne bulduysa ne yapalım? İki oda bir solan olarak bir iki yerim var ama 800-900'e zor. Peki ne kadar genelde? Vallahi 1000 liradan başlıyor. 2000-2500. Deniz manzaralı isterseniz zaten iyice yükseliyor. Kusura bakmayın. Bu civarda fiyatlar hep böyle. Sahibinden 2 oda bir salon. Yenilenmiş. 2 milyar. Oh çok güzel. Peki şu nasılmış? Beşiktaş çarşıda caddeye çok yakın mesafede. 1600. Hem de doğalgaz sobalı. Yuh artık ya. Cık. Oturmayalım biz evde filan ya. Sokakta yaşayalım. Bu mudur ya? Kızım sen de bulamadın mı başka birini? Ne anlar bu adam fotoğraftan? Ben de öyle söylüyorum baba. Ben ne anlarım fotoğraftan? Bu sefer tutmadı Sadık amca. Ben hemen bir çay getireyim. Kolay gelsin. Meşgulsünüz galiba, kusura bakmayın. Yok canım, hoş geldiniz. Eda'nın fotoğraflarına bakıyorduk da. Yeğenim. Öyle mi? Çok memnun oldum. Şule Hanım mimar. Aslan'ın evini dekore ediyor. Birlikte çalışıyoruz. Hiç fena değil. Yalnız... Şunu da geniş açı kullansaydınız daha iyi olurdu bence. Aa, siz anlıyor musunuz fotoğraftan? Yani şöyle böyle amatör olarak yani. Anlar. Şule Hanım çok zevklidir. Amcandan çok daha iyi anlayacağı kesin. Bugün dosyayı teslim etmem gerekiyor okul için. Bir bakabilir miyiz birlikte? Yani dediğim gibi ben amatör olarak... Yo. Benim yanımda profesyonel sayılırsınız. Hadi siz devam edin. Ben Bektaş'a yardım edeyim. Geldim bile Levent abi. Birkaç gece burada kalabilir miyim müdür baba? Ne demek kızım? Sana kapımız her zaman açık. Sağ olun. Eylül, ne oldu? Yani Merve'nin ev meselesi. Hallettik müdür baba. Birlikte eve çıkıyoruz. Oh be, bu çok güzel bir haber işte. İyi de sen? Ben evden ayrılıyorum. Naz okula başladı bu sene. Artık büyüdü sayılır. Anladım kızım. İyi olmuş ama. Ben de kara kara düşünüyordum. Bu kız bir başına ne yapar diye. Artık yalnız olmayacak. İyi.
Ben de ikiniz birden düşünmeye başlarım şimdi. Bunlar ne yaparlar iki başlarına diye. Bak şuraya yazıyorum. Bu çocuk iki güne varmaz eve döner. Oranın yemeklerinin bir şeye benzemediği belli, yoksa bu kadar çok şey istemezdi. Hepsini anladım da mücver nereden çıktı? Bora nefret eder kabaktan ya. Orada bulamayınca anladı tabii değerini. Yok ablacığım, bizim zamanımızdaki gibi değil yatılı okullar. Mis gibi yemekleri vardır oranın, böyle açık büfe falan. Sen kaç sene okudundu yatılıda? Ben okumadım ama amcamın oğlu Hademe'ydi yatılıda, o anlatırdı. Sen asıl Eylül'den dinleyeceğin yatılıyı bir gün bir anlatmaya başladı. Yanlışın var bir kere abla. Eylül iki yatılı değil, yurt bir kere. Ay çok bilmiş sen de. O kızda son günlerde bir şey var abla, bak söylüyorum. Hem sen kendin söylemedin mi? Bir çıkışı vardı evden, Fırat Bey'in arkasından. Görecektin, demedin mi? Ay demez olaydım, yani nasıl abartıyorsun Turna? Gezikon ne yapar Eylül? Geziler düzenlermeliyim. Nereye istersek oraya gidebilir miyiz? Öğretmeniniz kabul ederse olur tabii. Antalya'ya gidebilir miyiz mesela? Olur tabii. Okulda gezi kolu benim. Evet. O zaman evde de gezi kolu ben sarılırım değil mi Eylül? Ne yapacaksın bakalım? Güzel düzenleyeceğim. Herkesi Antalya'ya götüreceğim. Sen de geleceksin. Tamam prenses. Babam da gelecek, bu sefer kaçamayacak. Kaçmaya kalkarsa koluna bir yapışacağım, bırakmayacağım. Sıkı tut ama, olur mu? Tamam. Eylül, babam niye gelmedi? Çalışıyordur herhalde. Hadi bakalım, uyu. Tamam. Bu gece dilek tutmak için iyi bir gece değil. Şu an görünmüyorlar ama biliyoruz ki oradalar. Bulutların arkasında. Ama iyi şeyler dilemenin zamanı yoktur. Seni dinliyorum. Eğer bir aksilik olmazsa bu gece konuşacak ve halledecek bu işi. İyi de niye ya? Vallahi ben de aynı şeyi söyleyecektim. Niye peki? Sizin aklınız ermez öyle işlere. Karışmayın. Bana bak Merve. Eğer o adam Eylül'ü üzecek bir şey yaptıysa... Fırat amcam öyle bir şey yapmaz bir kere. Aman bu da. İyi ki adam bir kere sana doğum günü yaptı. Fırat mı Eylül mü? Sen onu söyle bana. Tabii ki Eylül de. Tamam o zaman. Değilse de ası yok. Hadi hadi. Asmayın suratınızı. Bir tane de iyi haber vereyim size. Eylül'le birlikte eve çıkıyoruz. Hayırlı olsun arkadaşlar. Artık hafta sonlarında parti verilebilecek bir yerimiz var. Tabii Fotoş'cum. Biz zaten sen parti yapasın diye tutuyoruz o evi. İlkokula başladığımda
Sonra lisede. Sonra da üniversitede. Hep başarıp kendi ayaklarım üzerinde durmak için söz verirdim kendime. Bir işe yaradığımı görmek, hele bizim yaşadığımız ortamda. Anlıyor musun? Evet. Bu işe başlarken de tek başıma olacaktım. Tek başıma başarıp, tek başıma karar verecektim. Böyle planladım daha doğrusu. Dün gece için özür dilerim. Önemli değil. Benim için önemli. O kızgınlıkla saçma sapan konuştum. Yapmamalıydım. Ne diyordum? Son zamanlarda yaşadıklarımızdan sonra gitmemin hepimiz için, sizin için de, benim için de en iyisi olacağını düşünüyorum. İşte böyle bir yer yapacağım diyorum. Ne diyorsun? Abi böyle bir yerde ben erken emekli olurum. Ver kendini börtü böceğe. Ne gam kalır ne kasvet zaten. Sana yapacağız demedim devrim. Eylül için yapacağız. Vallahi ne diyeyim. Şanslı kız bu Eylül. Şanslı ama farkında değil. Daha doğrusu unutmuş ne kadar şanslı olduğunu. Naz okula başladıktan sonra, yani zaten zamanının en büyük kısmını okulda geçiriyor. O okuldayken benim burada kalmamı gerektirecek bir şey de yok. O yüzden Naz'la ilgili bütün görevlerimi yerine getireceğim tabii. Ama artık burada kalamam. Eğer isterseniz, yani başta bu şekilde anlaşmamıştık. O yüzden isterseniz işime son verebilirsiniz de. Ayrılmak mı istiyorsun? Hayır. Dediğim gibi. O zaman benim için sorun yok. Evden ayrılmaya gelince sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hayat senin hayatın. İzin verirseniz Naz'la ben konuşayım bu konuyu önce. Onu kırmadan. Ne söyleyeceksen bana da söyle. Ben de aynını söyleyeyim. Tamam. Hayatım, bir tanem,
Ne oluyor Mehmet? Yüzüstü yatmak doğru değilmiş. Bebeğe zarar verirmiş. Hadi canım sırt üstü yat. Hayatım onun için daha çok erken. Olsun. Sen şimdiden böyle yatmaya alış. Tamam sevgilim. Oo Lerzan, senin uyanma vaktin gelmiş zaten sevgilim. Niye? E işe gitmeyecek misin? Gitmeyeceğim. Hasta filan değilsin değil mi? Yani eğer bir şey varsa, sancın filan, hemen doktoru arayayım mı? Senin bu hale geleceğini bilseydim, ben çok daha önce hamile kalırdım aşkım. Yok bir şeyim, panik yapma. Niye gitmiyorsun o zaman işe? Bıraktım. Ha. Bıraktın mı? Hı hı. İşi bıraktın mı yani? Sen bırak dersin de ben bırakmaz mıyım sevgilim? Tabii tabii. Ben haftalardır söylüyorum sana. Aklım başıma yeni geldi, ne yapayım? Hem boş oturmayacağım ki. Başka bir iş buldum zaten. Ne işi buldun? Nerede? Fırat'ın yanında çalışacağım. Hiç tavsiye etmem Lerzancığım. Git bir maden ocağında çalış, daha iyi. Günaydın. Günaydın Fırat Bey. Eda nerede? Ya erken çıktı baba. Acelesi varmış. Kaydın son günüdür kesin. Bir kere de bir şeyi zamanında yapsa. Hadi Burak. Aşkım, asmışlarsa zaten 2 dakikaya öğreneceksin. Neden acele ediyorsun? Of, of Burak, of. Özür dilerim. Affedersiniz. Ben de bakabilir miyim? Baba, ben uyandım. Günaydın. Hadi Meleğim, önce giyinelim. Baba, sen hazır mısın? Bugün ikimiz gidelim mi Nazcığım? Babam niye gelmiyor peki? Benim biraz işim var Meleğim. Bugün seni Eylül götürsün mü? Hı? Peki. Tamam. Pardon. Ya bakan çekilsin arkadaşlar. Sırada biz de varız ya. Eda Çağlar. Eda Çağlar. Burak, Burak. Ne olursun gel. Şuna bir bak ya. Ne oldu? Eda Çağlar. Bu ben miyim? Vallahi sen Eda Çağlar'sen. Evet. Ya Burak dalga geçme ya. Arkadaşım, bir saniye bakar mısın? Şurada ne yazıyor? Eda Çağlar. Eda Çağlar yazıyormuş. Ben ne söyledim sana? Ah, kazandım. Hı-hı. İnanamıyorum, kazandım, 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 kazandım. Ya, karton piyer diyeceğim ama hiç içimden gelmiyor vallahi. Bence de demeyin zaten. İyi de nasıl kapatacağız orayı? Ben de ahşap diyeceğim ama o da benim içimden hiç gelmiyor. Ne yapacağız şimdi? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Eda'yı görünce şaşırdım. Niye? O kadar yaşlı görünmüyorum değil mi? Görünmüyorsunuz. Gerçekten. Sağ olun. İyi insan lafının üstüne ararmış. Efendim Eda'cığım. Amca, süper bir haberim var. Kazandın mı? Kazandım! Ben bile duydum. Çatlak. Ben, Şule Hanım ve bütün etiler duydu Eda'cığım. Ben, Şule Hanım ve bütün etiler tebrik ediyoruz seni. Sağ olun hepiniz. Bütün etilere sevgiler. Bunu kutlamamız lazım bence. Yani hep birlikte. Eda, Sadık Bey, Bektaş. Öğretmen hepimize kızdı. Neden bir tanem? Öğretmen içeri girdi. Herkes bağıra bağıra konuşuyordu. Sınıfta yakalamaca oynuyorlardı. Sen ne yapıyordun peki?
Ben yakalamaca oynamıyordum. Ama ben de konuşuyordum. Eylül ne oldu? Meleğim, sana söylemek istediğim bir şey var. Ne oldu? Sen artık okula başladın. Evet. Sabah gidiyorsun, akşam üstüne kadar gelmiyorsun değil mi? Evet. Eve gelince de derslerini, ödevlerini yapıyorsun. Evet, derslerimi yapıyorum. Peki, benle ne yapıyorsun? Üstümü giyiyorum, okula gidiyorum, okuldan geliyorum. Başka? Bana diyordun ama sen de takıldın değil mi? Neye? Ha evet Eylül. Sen söyledikten sonra şöyle bir baktım. Doğru söylüyorsun. Bir tuhaflık var bu kızda. Gördün değil mi? Bak ben demiştim. Sence ne olmuş olabilir Asiye abla? Şey olmuş olabilir. Çalıştığı evde çenesi düşük bir turna vardır. Ona canı sıkılmıştır. Ayol sen yüzüğünü kaybettin. 2 gün bize dünyaları zindan ettin. Her şey olabilir sonuçta. İnsanlık hali. Acaba Eylül de yüzüğünü kaybetmiş olabilir mi? Ay yok. Eylül bir yüzüğü kaybetmekle bu hale gelmez. Bunun altında daha büyük bir şey var. Kesin. Allah'ım sen bana sabır ver. Üstümü çıkarıyorum. Uyuyorum. Bazen de baban uyutuyor. Evet. İşte ben de bunların hepsini yine yapacağım. Ama sadece sen uyurken ben burada olmayacağım. Nerede olacaksın? Artık arkadaşlarımın yanında kalacağım. İstemiyorum. Gitme. Ama sen uyurken ben bir şey yapmıyorum ki. Ya gece uyanırsam? Babam burada. Asiye teyze var hem. Ege var, Eda var. Peki okula gitmediğim günler? O zaman ne istersen onu yaparız. Burada olacaksın ama değil mi? Sen uyuyuncaya kadar evet. Peki ya hasta olursam? O zaman hep yanında olurum. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. İzci sözü mü? Söz. Hadi geç kaldık okula. Biraz daha az suratını. Evet çok güzel. Şimdi dudakları büzelim. Ağlayacakmış gibi. Bu da çok güzel. Yapma. Çok güzel oluyordu ama. Tam da suratsızlar kraliçesi olmuştun. Karateciler kraliçesi olayım ister misin? Tamam canım, kızma canım. Senin gibisini de ilk defa görüyorum ya. Hem istediğin okulu kazanıyorsun hem de... Benim istediğim okul olabilir ama babamın istediği okul değil Burak'cığım. Tamam işletmeyi kazanmadın, fotoğrafı kazandın. Bu kadar basit. Peki... Ya seni göndermeyecek ve bir yıl daha sana katlanacak ya da aferin kızım diyecek. Bir dakika, bir dakika. Niye bana katlanıyormuş babam? Kim dedi onu? Bunu sen istedin Burak. Geliyor uçağın tekme. Gel buraya. Ben herkese söylüyorum zaten. Bakmayın öyle keçe gibi göründüğüne. Pamuk gibi yüreği vardır diyorum. Kimmiş o? Dalai Lama. Kim olacak abi? Sensin. Ayrıldı diye üzülüyorsun değil mi? Daha ayrılmadı. Ayrılacak. Ya sen kimden bahsediyorsun? Bora'dan. Sen kimden bahsediyorsun? Bora'dan. Yani ayrılmadı derken kafası alışmadı daha. Keşke göndermeseydin bir ortak. Olsun. Bazen gitmesi kalmasından iyidir. Bora mı? Evet Bora. Hadi çocuklar hava soğudu içeri girin artık. Tamam Münir hadi. Baba çok az kaldı biraz sonra. Hadi hadi.
Efendim? Eylül kızım, müsait misin? Evet müdür baba. Aklıma geldi de söyleyeyim dedim. Benim tanıdığım bir emlakçı var. Ramiz, öğretmen okulunda. Emekli oldu, emlakçılık yapıyor. Çok şeker adamdır. Vallahi çok iyi olur müdür baba. Tanıdık biri en azından. Yaz o zaman telefonunu. Hadi, tamam, hadi. Yerini de söyleyeceğim. Benim gönderdiğimi söylersen yardımcı olur sana. Tamam müdür baba, alayım. Bir dakika. Evet. Oğlum sen hayatında hiç kiralık ev falan aramadın mı? Gazeteden olmaz ki bu işler. Abi belli mi olur ya? Sahibinden falan denk gelir bir şeyler. Bak sen bak. Hah al işte. Sahibinden 90 metrekare, 2 oda bir salon, kombili. Süper abi. Yuh. 1500 dolar. Vicdansız bunlar ya. Benle Merve'nin maaşı yetmez ki buna. Yok abi yok. Olmaz. Ersal. Ne oldu abi? Sen var ya. Ne oldu? Yok bir şey. Sen önüne bakmaya devam et. Tamam abi. Cihangir. O da olmaz abi. Naz da benim gibi aslında. Kendisinden çok daha büyük bir dünyaya tutunmaya çalışıyor. Bütün sertliklerine rağmen iyi bir adam. Sevgisini göstermekte zorlansa da iyi bir adam. Bir de o ani çıkışları olmasa. Kafam çok karışık anne. Ne yapmalıyım? Gitmek mi doğru, kalmak mı? Dedim sana illa bir icat çıkaracak diye. İyi ki portakallı ördek filan istemedi. İstesin onu da yaparım Boracığıma, ne var? Aa, has evladın oldu değil mi evden gidince? Ben de biraz ortalıklardan yok olayım da kadrim bilinsin bari. Ama önce sırada ben varım turna. O ne demek şimdi? Ben de ayıklayayım mı? Ha. Ben bundan sonra burada kalmayacağım. Yani Naz varken burada olacağım. Ama artık evde kalmayacağım. Ben sana dedim mi demedim mi? Göz bunlar, göz. Ay sus bir dakika. Ay nedir bu böyle ya? Önce Bora gitti, şimdi sen. Gündüzleri hep buradayım yine. Naz okuldan gelip uyuyana kadar. Benim gibi abla işte. Bora ile sen yatılı... Turna ile biz gündüzcü. Hı. Aynen öyle. Kızım gene sen en iyisini bilirsin ama... yani bu evden bir ses eksildi mi benim içim çok kötü oluyor. Çocukların gittiği zamanı hatırlasana. Senin sesinin de hiçbir farkı yok benim için. Ya benim sesim abla? Ay hadi oradan şımarık. İyi. Ben evlenip gideyim de sen o zaman gör. Git sen de git tabii. Hepiniz gidin zaten. Ben bir başıma kalırım burada. Öyle demek istemedim. Ablam benim. Ben seni bırakıp nereye giderim? Ben de bir yere gitmiyorum. Gündüzleri hep buradayım yine. Hadi. Ne olur üzme kendini artık. Sen benim kusuruma bakma kızım. Benim bütün sevdiklerim hepsi gurbette. Bu şikayetleriniz çok normal. Yani hamile olduğunuz için normal. Kusura bakmayın. İnsan evhamlanmadan edemiyor. Çok iyi anlıyorum sizi. Bu da normal. Vücudunuzda her zaman böyle değişiklikler olmaz ne de olsa. İlk defa anne oluyorum. Korkuyorum bir şey olacak diye. Siz strese girmemeye çalışın. Size verdiğim listeye göre...
Yediklerinize içtiklerinize dikkat edin yeter. Çok sağ olun. Ramiz Bey. Buyur kızım. Beni İsmet Bey gönderdi. İsmet özetmişti. Yalnız mı oturacaksın? Yok, bir arkadaşımla. O zaman sana iki oda bir salon arayacağız değil mi? Evet. Arkadaşlar ben geliyorum biraz sonra. Tamam abi. Hadi kızım gidelim. Naz, sen neden dışarı çıkmıyorsun? Canım istemiyor öğretmenim. Ama bütün arkadaşların oyun oynuyor. Oynasınlar, ben istemiyorum. Neden peki? Öyle işte. Bak bakayım bana. Hasta değilsin değil mi? Yok. Peki tamam. Ama bir sonraki teneffüste birlikte çıkacağız dışarı, tamam mı? Tamam. Elimde olanlar bunlar. Anladım. Bugün git biraz düşün istersen. Şöyle aklından bir geçir gördüğün evleri. Gerek yok Ramiz amca. Bu evler bizim için uygun değil. Aslında bir yer daha var ama yok, görmeye bile değmez. Olsun, yine de bir bakalım. Çok kötü bir yer değil. Biraz fena durumda. Badanası ve boyası, pencere ve kapıları tadilat istiyor. Tutar mısınız tutmaz mısınız bilmem ama kirası da uygun. Eğer oturmaya karar verip onarırsanız kiradan düşeriz. Nerede bu ev? Şurada yakında. Ortak, senin bize bir yemek borcun yok muydu? Nereden vardı? Hani evde toplayacaktın bizi de... Yaptık ya. O değil canım, Bora'nın gelişi şerefine. Senin derdin beleş yemek. Bora'yı bahane ediyorsun. Ne var canım, altı üstü bir yemek vereceksin. Ben yemekten ne zaman kaçtım? Her şeyin bir ilki varmış demek ki, ne diyeyim? Uzatma, bu akşam gelin. ne yiyeceğiz peki? Mehmet. Tamam canım, misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Ben bu yatın okulun böyle olduğunu bilmiyordum valla. Nasıl yani? Ben eskisi gibi olur diye düşünüyordum. Yani hafta içinde de gelirsin falan diye. O da olacak, bizim belgesi var. Onu babama imza atınca tamam. Sende ne var ne yok? Oho, bizde çok önemli şeyler var. Seni de ilgilendiriyor ayrıca. Ne oldu ki? Eylül ablam, sizin evden ayrılıyor. Ne? Burada da bir oda var. Ama görüyorsun bir ton masrafı var. Ben biraz daha iyi bir yer bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Burası salon. Belki bir boya olsa adam olur ama bayağı işi var. Ama ben sana söyledim, ev dökülüyor değil mi? Evet öyle. Başka bir yer bakacağız o zaman, gel bakalım. Nereye çıkıyor burası? Orası mı? Orası terasa çıkıyor. Ne diyorsun kızım? Pek adam olacak gibi değil ama. Burası. Yok hayır, aile değiliz. Ya iki bayan. Öğrenci. Yok hayır, çalışıyoruz ikimiz de. Ama bakın. Tamam anlıyorum ama ya, biz de zaten... Ya... Of ya, of. İyi misiniz Merve Hanım? Değilim Ersal Bey. Hiç değilim. Peki. Ben gideyim o zaman. Pardon. Efendim canım. Merveciğim, güzel bir haberim var. Oh be, sonunda iyi bir haber duyacağım. Artık bir evimiz var. Ciddi misin? Buldun mu? Evet. Ama adam etmek için bayağı uğraşmamız gerekecek. Deli misin kızım? Ev olsun, çamurdan olsun. Gerekirse bir ay uyumam valla. Ben yarın için izin alayım o zaman.
Alabilirsen iyi olur. Ben konuştum zaten Aslı Hanım'la. Her an ev aramaya çıkabilirim diye. Haberi var. Yarın bir de birlikte görürüz. Tamam, öpüyorum. Akşama konuşuruz. Ben de öpüyorum. Oh ya, oh, çok rahatladım valla. Hayırlı olsun. Ev tuttunuz galiba. Sağ ol Ersal. Valla o kadar iyi oldu ki bu. Peki neredeymiş? Bilmem, sormadım. Aman canım, nerede olursa olsun. Olmaz öyle şey canım. Öyle her yerde ev tutulmaz. Hırlısı var, hırsızı var. Ersal. Hani biz birlikte şey yapacaktık ya. Ben onun için... Ne yapacaktık? Of Ersal, ne diyorsun anlamıyorum ki. Ben arabalara bakayım. Üf. Asiye Hanım. Bu akşam misafirlerimiz var. Yok yok, bizimkiler. Aslı, Mehmet, bir de Lerzan. Ah, tamam Fırat Bey, merak etmeyin. Sen en iyisi güzel bir iftar sofrası hazırla da babamları da çağıralım. Biz şimdi hemen başlarız turnayla. Zaten evde hazırda yemeğimiz vardı. Bir iki çeşit daha katarız. Siz hazırlayın işte bir şeyler. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Turna her şeyi bırak, akşam misafir var. Aa, şimdi mi haber verilir? Al canım, kendin söyle. Yok canım. Hazırlarız hemen bir şeyler. 50 santim burası. Burası da 42. Uzun boyun yararları tabii. Yok canım, o kadar da uzun değilim. Ama kolum uzun galiba. Pardon. Çalıştığımı biliyorsun değil mi? Niye arıyorsun o zaman? Beni çalışırken arama diye bin kere söylemedin mi? Lütfen bir daha arama beni. Tamam Mithat. Bunları bin kere konuştuk daha önce. Hayır. Nerede olduğumu söylemeyeceğim sana. Evet, aynen öyle. Gelmeni istemiyorum. Güle güle. Çerkez tavuğu çok lezzetli olmuş Asiye Hanım. Eline sağlık. Afiyet olsun Sadık Bey. Lerzan nerede Mehmet? Doktora gidecekti Aslı'cığım, kontrole. Gelir birazdan. Abi sen ranzada mı yatıyorsun? Nereden çıktı şimdi? Normalde tak. Ranza olsaydı kesin düşerdi zaten bu dağınıklıkta. Çok komik. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aman efendim, İyi akşamlar. Aman kimler gelmiş... Hani halılar, güller? Ortak, var mı şöyle uzun kırmızı bir halı? Lerzan, sen bu çocuğa büyü falan mı yaptın? Büyümü bilmiyorum ama kesin bir şey yaptı bence. Ayakta kaldın, şöyle otur, gel. Anne olmanın en güzel tarafı da bu. Özel ilgiler, hizmetler falan. Teessüf ederim Lerzancığım. Ben daha önce de yapıyordum ama. Mehmet? Tamam, yani pek ilgilenemiyordum ama mazeretim var. Asabi misin? Ay. Yok, ben değil. Ama yakınlarımda var öyle biri. Kimmiş o? Ya Fırat'cığım, nerede benim 4 yıl sonraki ortağım? Amcasıyla. Biraz sonra gelir. Evin durumu iyi değilmiş. Ramiz'in söylediğine göre epey bir iş varmış. Ya Eylül için tamamsa benim için de tamamdır müdür baba. Ben de konuştum bugün. Çok beğenmiş evi ama. Biz hafta sonu toplanır. 2 günde adam ederiz orayı. Sen de gelir misin müdür baba? Gelirim tabii kızım. Niye gelmeyecekmişim? Ay, ay canım çıktı valla. Bu saatte mi haber verilir? Elimizi ayağımıza dolaştırdılar. E yetiştirdik işte abla. E sen yapmıyorsun da ondan. Al bakalım Nazcığım, üzümlü kekin hazır. Soğuyunca afiyetle yersin. Yemeyeceğim, canım istemiyor. Oo, ne var millet? Oo, bana mı yaptın? Gerçi bana yapmasan da fark etmez. Eylül gidiyor biliyor musun?
gece kalmayacak yani. Biliyorum. Amcacığım, ya sen git ben gelmeyeyim ha? Ben şimdi gelmeyeyim sonra... Hadi yürü. Bugün kaçsan yarın yakalanacaksın. Ya ama yarın bugünden iyidir. Ya korkacak bir şey yok Eda. Söyle sen de kurtul, biz de kurtulalım artık. Demesi kolay tabii. E ne yapalım? Gülü seven dikenine katlanır. Yaz bitiyor artık değil mi? Yeni eviniz hayırlı olsun. Merve'den duydum ben de. Aa evet, sizden izin isteyecekti. Onu hallettik çoktan. Ama bir günde bitiremeyebilirsiniz. Kabuğunu da soyar mısın? Onun için Merve'ye hafta sonu da izin verdim. Çok sağ olun. İlk defa kendi evine çıkıyorsun değil mi? Evet ilk. Benden sana küçük bir tavsiye. Kapınıza mutlaka ekstra bir kilit taktırın. Tamam. Herkese iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bora abi. Efendim? Sen aileni özlüyor musun? Niye sordun? Ben özlüyorum. Ya ben özlemiyorum. Her hafta geleceğim zaten. Sen de git hafta sonları. Çok uzak ama. Ben gidene kadar kar yolları kapatır. Ondan sonra da geri dönemem zaten. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler herkese. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sana da. Al orta. Sağ ol. Herkese afiyet olsun. Müstakbel ortağım da geldi benim. Gel Eda'cığım, şu babandan kurtar beni artık. Hemen geliyorum Mehmet amca. Eylül, seninle biraz konuşabilir miyiz? Tamam tabii. Hemen geliyorum. Elinize sağlık vallahi. Evi çok güzel yaptınız. Geç dalganı bakalım. Yapacağız ya Aslı'cığım. Ama bir karar veremiyoruz ki. Ya ben vazgeçsem diyorum. Vallahi. Şimdi kış geldi. Baharda yeniden başlarsınız. Oh be, insanın kendi yatağı gibisi yok. Özledin değil mi? Hem de nasıl. Vallahi değerini bil abicim. Bak biz oralarda ne şartlarda kalıyoruz. Adama bak. Sanki biz dedik yatılı okula git diye. Oldu bir kere. Ya ben kazandım. Fotoğrafı mı? Çok sevindim. Eda yeni bir grup bağladı. Hakikaten. Kazandım ama sevinemiyorum bile. Hatta gözüme uyku bile girmiyor. Bir kere korkmaktan vazgeç. Eninde sonunda yapman gereken bu değil mi? İşletme okumak istiyor musun? Hayır. Kesinlikle hayır. Şansın yok o zaman öyle de bu hayat senin hayatın Eda. Biliyorum çok zor. Hayat böyle bir şey işte. Ama bazen çok zor kararlar çıkarabiliyor insanın karşısına. Peki sence ne zaman konuşmalıyım? Sen ne düşünüyorsun? Ben hemen konuşalım bitsin bu işkence diyorum. O zaman durma. Ne kadar geciktirirsen o kadar zorlaşacaktır. Öyle değil mi? Senin yüzünden eve de bilardo masası kurulacak. Eylül, Naz seni bekliyor. Tamam geldim. Kusura bakma. Git git sen. Naz beklemez. Eda. Efendim baba. Senin şu kayıt işi ne oldu? Baba, sana söylemek istediğim bir şey var. Nedir? Ben şimdi geliyorum. Kazlar karınlarını doyurduktan sonra yeniden göle döndüler. Ak kaza yüzme ve uçma dersi verildi. Sonra dinlenmek için buzun üstüne kondular. Niye uyumuyorsun meleğim? Uyumayacağım. Ben uyursam sen gidersin. Anlaşmıştık ya. Sabah geleceğim. Evet, o zaman uyuyayım. Uyuyayım. Öğleden sonra kırda bir süre otladılar. Yüzme ve uçma denemeleri yapıldı. Sonra da gelsin mışıl mışıl uyku.
Eylül gidiyormuş ha. Evet. Hay Allah ya. Hiç bahsetmedin. Ne bahsedeyim? Ne bileyim. Baba bir şey ister misin? Yok yok. İyi böyle. Nasılsın canım? Süper. Maşallah keyfiniz yerinde bakıyorum. Kızım yanımda olunca. Demek öyle Mehmet Bey. Ben gideyim istersen. Vallahi hata yaptın Nerzan. Artık pabucun dama atıldı. İşi de bıraktı dün. Bitmiştir artık. Nerzan? İçim rahat etmedi Aslı. Bir şey olur mu falan diye düşünmektense. Haklısın. Yani kafana takılacağına değil mi? Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümüne girmeye hak kazandınız. Ne demek oluyor bu? Bu senin kararın. Bu da benim kararım. Bu nereden çıktı? Ben çok düşündüm baba. İşletmede yapamayacağım. Ne demek yapamayacağım? Benim için değil işletme. İşletmeye gideceksin. Konu kapanmıştır. Kafana göre hareket edemezsin. Benim geleceğim değil yeter mi baba? Konuşmamız bitmiştir. Fırat! Bir dakika baba! Bir daha fotoğraf dediğini duymayacağım. Fırat! Mehmet bir şey yap. Ya bunu sonra konuşsak ortak olmaz mı? Hayır! Bu konuyu bu masada konuşacağız ve bitecek. Yarın işletmeye kaydını yaptıracaksın. Fırat! Lütfen biraz sakin olur musun? Sakin ol deyip durma bana Lerzan. Artık bağırma tamam mı? Karışma bana! Ya işletmeye gidersin ya da ömrünün sonuna kadar evde oturursun. Karar mı istiyorsun? He? Al sana karar. Al sana karar. Fırat. Erzan sen içeri git. Duydun mu beni? Ne yapıyorsun Fırat? Erzan. Fırat dursana. Erzan. Erzan. Kızım.